TV 262 izleyicilerine bu sezon çok ciddi müjdelerimiz var. Mahallemizin Muhtarları adı altında Kocaeli'nde ilki düzenlenen bir program yapmayı planladık. Yerel bazda yerel yöneticilerimizin ilk adımı olan mahallemizin muhtarlarını seçmenleriyle buluşturmayı planladık. Dolayısıyla bu programımızı haftada iki gün saat 16 salı ve perşembe günleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu programın bana teklif eden saygıdeğer Gül Hanım, Gülen Gül Hanım, TV 262 imtiyaz sahibi olan değerli hanımefendinin teklifi için teşekkür ediyorum. Ayrıca kameraman olarak bizlere desteğini sunacak olan Ahmet Sancar Kızılkaya ile birlikte İzmit'te ve artı diğer ilçelerimizde 12 ilçemizdeki muhtarların TV 262'deki müracaatlarıyla biz bazı değerlendirmeleri yapacağız. Bu nedenden dolayı İzmit Kaymakamımız Ersin Emiroğlu Bey ile ilk röportajımızı düzenliyoruz. Değerli Kaymakamım, yerel yönetimlerin ilk adımı olan muhtarlarımızı seçmenleriyle karşı karşıya getirmek istiyoruz. Yani şimdi nitelikli muhtar, yani siz dolayısıyla İzmit ilçemizdeki 104 muhtarla zaman zaman toplantılar yapıyorsunuz. Burada bu noktada neleri tavsiye edersiniz? Yani ben yani bir devlet erkanı gözüyle baktığınız zaman yani bir muhtar, yani hangi muhtar sizi daha çok yaptığı, mesela öz eleştiri demeyelim de mahallesindeki sorunu size nasıl aktarmalı? Yani veyahut da bu mevzuattaki boşluklarla alakalı düşüncelerinizi bizlere aktarırsanız çok mutlu oluruz. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Böyle bir programın da ilk bölümünde bana yer ayırdığınız için ayrıca teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sizin de dediğiniz gibi vatandaşımızın en alt kademede ilk temsilcileri muhtarlarımızdır. Büyük şehirlerde artık köy yok. Malumunuz bütün köylerimizde mahalle statüsüne kavuşmuş durumda. Köy tüzel kişilikleri de ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla eskiye nazaran belki özellikle köylerde olan muhtarlarımızın bütçesi olmaması, belli yetkilerinin ve sorumluluklarının olmaması onların elini biraz zayıflatmış durumda. Evet. Daha önceki sohbetlerimizde de belki bahsetmişimdir. Köylere dönük olan bir köy kanunumuz var ki yakın zamanda yenilendi, revize edildi. Çünkü ilk köy kanunu 1924 yılında çıkmıştı. O zamandan bu zamana kadar son 3-4 yıl oluyor yeni köy kanunu çıkalı. Tam tarihini hatırlayamıyorum. Bir revize edildi ve daha sağlam, daha güzel hale getirildi. Ancak mahalle muhtarlarını çalışma şekillerini düzenleyen bir mahalle muhtarları kanunu yok. Bir mahalle kanunu yok. Muhtarlarımıza çeşitli kanunlarda verilmiş görevler var. Pek çok kanun, pek çok konuda muhtarlara görev veriyor. Belge düzenleme görevleri var. Kimlik kanununa göre bölgelerine girenlere kimlik sorma, tanımlama görevleri var. Sosyal yardımlaşma ile ilgili kanunlara göre fakir fukara vatandaşları tarafından fakir fukara vatandaşlara yapılacak devlet tarafından kanunlarla ilgili görevleri var. Yani pek çok konuda milli eğitim kanunlarında üzerlerine düşenler var. Güvenlikle ilgili mevzuatta üzerlerine düşen var ama derli toplu mahalle muhtarlığını düzenleyen ülkemizde maalesef bir kanun henüz yok. Bu bir süreçtir. En kısa sürede de inşallah yasa koyucu bu boşluğu dolduracaktır. Bir boşluk değil ama vatandaşımızın daha iyi hizmet alabilmesi için de böyle bir düzenleme olduğuna biz idareciler olarak inanan insanlarız. Nasıl bir muhtar olmalı, niteliği ne olmalı derseniz bana göre sadece muhtarların değil, seçilmişlerin ve atanmışların muhakkak suretle ehil insanlar olması gerekir. Biliyorsunuz çok açık bir seçik bir kural var. Emaneti evet. Ehline teslim ediniz. Evet. Bu açık kuralın kaynağı da Kur'an-ı Kerim. Şimdi emaneti ehline teslim etmek seçilmişlerde ve atanmışlarda da olmalı.
Seçilmiş kişileri biz kendimiz seçtiğimiz için, ben de yerel seçimlerde oy vereceğim, mahalle muhtarımı seçeceğim. Mahalle muhtarımı seçerken bu benim akrabam, bu benim tanıdığım, bu benim şu işimi görür, şu işimi halleder değil de gerçekten de mahallemde bana hizmet eder, kamuya hizmet eder anlayışını, bu bunu yapabilir, bu buna ehildir anlayışını düşünebilir ve ona göre oy verirsek biz muhtarlarımızı daha verimli, daha güzel bir şekilde bizlere hizmet eder hale getiririz diye düşünüyorum. Şimdi efendim gayet güzel gidiyoruz. Şimdi muhtarların zaman zaman siyaset yaptıkları yönünde çok ciddi duyumlar alıyoruz. Yani bu noktada neleri tavsiye edersiniz? Siyaset yaptıkları konusunda derken, şimdi muhtarlarımız vatandaşlarımız için taleplerde bulunmak zorundadır. Evet. Mahallesinin sorunlarını bizzat onlar yaşamakta ve benim işte 26 yıllık bu iş hayatımda da gördüğüm, Kocaeli'de, İzmit'te de çalışırken gördüğüm, vatandaş doğrudan kaymakamlıklara, kamuya değil de öncelikle hemen muhtarına gidiyor. Bir belediyeye gidip işini anlatmadan ziyade öncelikle muhtarına giderek derdini anlatıyor. Çünkü en yakınında o, komşusu onun o. Evet. Mahallede beraber yaşıyorlar. Belki her gün yüz yüze bakıyorlar. Gerçi büyük ölçekli mahallelerimiz var. Bunda bir sıkıntı olabilir. Sürekli göremeyebilirler ama muhtarlarımıza gidip dertlerini anlatıyorlar. Muhtarlarımız da dertleri topluyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanların yoldu, altyapıydı, ne bileyim elektrikti, eğitimdi, güvenlikti sorunlarını anlatmak durumundalar. Ha, bununla ilgili siyasi mülahaza hiçbiri yapmaz. Ha, tabii ki muhtarlarımızın da sizlerin benim gibi siyasi düşüncelere sahip olması normaldir. Siyasi partilere üye olmaları da normaldir. Böyle bir yasaklama yok çünkü. Bu konuda da kanunların yasaklamadığı alan içerisinde, serbest bıraktığı alan içerisinde de siyasetle ilgilenmeleri veya siyasi söylem yapmaları da bana göre hiç sakıncalı değildir. Yani muhalefetten olan muhalefetini yapacaktır. Yani, bu hizmet konusunda ayrımcılık noktası açısından. Ayrımcılık noktası muhtarlarımızın ben vatandaşlar nezdinde ayrımcılık yapacağına inanmıyorum. Çünkü özellikle büyük şehirler içerisinde olan muhtarlarımızın zaten elindeki yetki belge düzenleme yetkisi. Vatandaşlarımızla ilgili belgeler düzenliyorlar. Ha, bu konuda eğer vatandaşlardan şöyle bir şikayet gelirse, ben hak ettiğim halde bana ne bileyim bir muhtaçlık belgesi vermedi diyorsa, ne bileyim eskiden vardı köylerde maktuk odun dağıtılırdı, orman envali dağıtılırdı. Evet. Ben bu köyde oturmama rağmen bana burada oturmuyormuş muamelesi yapıyorum gibi, siyasi mülahazalarla yapıyorum gibi şikayetler olursa zaten bizler onları değerlendiriyoruz. Soruşturmasını yapıyoruz, muhtara görevini hatırlatıyoruz ki o sebeplerle hakkında soruşturma açtığımız, işte siyasi kaygıyla veya siyasi düşünceyle bana kanunen yapması gereken hizmeti yapmadı olayını biz daha henüz hiç görmedik. Evet. Muhtarlarımız o konuyu ayırt etmesini biliyorlar. Evet değerli kaymakamım, Türkiye genelinde 35 bin köy muhtarımız var. Akabinde 17 bin civarında mahalle muhtarımız var. Fakat kadınların sayısı çok az. Yani bu rakam bini bulmuyor, yaklaşık olarak bin diyelim. Şimdi kadınların mahalle muhtarlığı konusunda kadının elinin değdiği yer her zaman mahiretli olur, güzel olur. Neler tavsiye edersiniz kadın muhtarların sayısının arttırılması konusunda? Şimdi teşekkür ederim. Rica ederim. Bugünlerde siyasette kadın eliyle ilgili hep söylemleri duyuyoruz. Gazetelerden veya görsel basından da izliyoruz, takip ediyoruz. Ben az önce dedim ya sözlerimin başında, bu emanetin ehline verilmesi işidir. Kadın erkek işi ayrımı bence olmamalıdır. Eğer benim mahallemde beni temsil edecek ve bu mahalle için çalışacak kişi kadın aday şudur dersem ona oy vermeliyim. Ona inanmalıyım. Ama sayı çok az yani. Bu sayının arttırılması için neler yapılabilir? O zaman kadınlarımıza görev düşüyor. Onlar alana çıkacaklar. Kendilerini anlatacaklar. Evet. Erkeklere bunu inandıracaklar. Erkek arkadaşlarımız da onların yolunu açacak. Eşlerini destekleyecek. Annelerini destekleyecekler. Efendim biz basın olarak her zaman doğru ve güzelin yanında yer almayı ama biz ant içtik. Şunu da söyleyeyim. Bakın benim bayan muhtarlarım var. Gerçekten hepsi başarılı insanlar. Teşekkür ediyorum buradan huzurlarınızda da onlara. Ama kadın olması demek bir adayın onun için daha öncelikli demek değildir. Yine ben oy vereceksem ona kadın veya işte erkek diye değil,
işinin ehli mi? Temsili muhtar olarak mahallesinde yapabilecek mi, yapamayacak mı? Ben bir vatandaş olarak buna bakıp evet. mahallemde oy vereceğim. Benim için bir numaralı ve tek temel kıstas budur. Ha, eğer eşitler ise ehillikte, ondan sonra hani hep gündemde olan, konuşulan pozitif ayrımcılık denilen bir olay var. Kadının lehine kullanılan. Gerçekten de adaylar eğer buna hepsi ehilse benim kafamda, benim düşüncemde kadın bir adayın pozitif ayrımcılıkla öne alınması benim tarafımdan da düşünülebilir. Ama benim ilk önce şahsi olarak burada bir kaymakam olarak konuşmam. Çünkü mahallede bir mahallede yaşayan bir vatandaş olarak oy evet. vereceğim. Adaylara bakacağım. Bay bayan ayrımı yapmayacağım ve ona göre de oyumu kullanacağım. Benim için temel kıstas emaneti ehline vermektir. Bu her şeyde öyle. Yerelde İzmit Belediyesi'nde de böyle olacak. Büyükşehir Belediyesi'nde de böyle olacak. Bu kıstasa göre biz emaneti ehline teslim etmeliyiz. 5 dakika ara verelim. Biraz da para kazanmamız lazım. Tamam. Reklam arası verelim. Teşekkür ederiz ben efendim. Saygıdeğer konuklar, biraz ara vermemiz gerekiyor. Biraz para kazanmamız gerekiyor. Reklam arası veriyoruz. Görüşmek üzere. Türkiye'de fark yaratan lezzet şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli yetkili bayimize bekliyoruz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkim Park 2 sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Bu tutmuş, bu çekiştirmiş, bu sürüklemiş, bu aşağılamış, bu vurmuş, bu yeter demiş. Yakınlarınızdan şiddet görüyorsanız hemen arayın. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Saygıdeğer kaymakamım, siz 1990 yılında göreve başladınız. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde Nusaybin başta olmak üzere görev yaptınız. Kaynarca'da yaptınız. Burada yaklaşık 4 yıldır görevdesiniz. 4 yıl bitti. 5. yılın içinde. 5. yılın içindesiniz. Şimdi biz tabii görevimiz icabı zaman zaman biz sizi aradığımızda hep dışarıda görüyoruz. Yani şöyle denilebilir mi yani şimdi bir kaymakam hep dışarıda olması, Cumhurbaşkanımızın bir söylemi var. Sayın valilerimiz ve kaymakamlarımız için kesinlikle
sizler yerinizde durmayacaksınız. Vatandaşla entegre olacaksınız. Şimdi ben sizde açık ve net söyleyeyim. Samimiyetinize inandığım için yerel bazdaki yöneticilerimizin bütün vasıfları üzerinizde var gibi yani. Yani en azından bu meslek olgunluğu içerisinde bize en azından muhtarlara böyle net özde söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı ya? Tavsiye edeceğiniz. Yani şimdi bu çok farklı. Biraz daha derine inelim istedim. Bir de ikinci sorum olarak Kocaeli'nde aşağı yukarı köylerimizde dahil olmak üzere 104 tane muhtarımız var. İzmit'te 102. 102 pardon. 102. Şimdi 102 muhtarın içerisinde böyle sizin parmak basacağınız veya şu muhtar iyidir veya şu kötüdür deme noktasında birkaç tane isim üzerinde mesela şu muhtar daha çok çalışmalı diye önereceğiniz isim var mı? Teşekkür ederim. İkinci sorunuzdan başlayayım. Yok. Şimdi her şeyden önce bizim halkın seçtiği kişilere bir saygı duymamız gerekir. Tabii. Halk teveccüh göstermiş, onu muhtarımdır diye seçmişse biz o muhtar iyidir, kötüdür değerlendirmesini yapamayız. Ha, bu değerlendirmeyi ben kendi mahallemde yapıp bunun sonucunda da oy vererek, onu gerekirse iyi diye nitelendiriyorsam destekleyerek, 4 senedir gördüğüm hizmetten memnun değilsem kötü diye nitelendirerek hayır oyunu veya başka bir hayır yok pardon. Diğer yani oy vermemekle gereken cezayı vermiş oluyor. Vatandaşımız da zaten inanır mısınız? Bakın ben 26 yılımı çalışıyorum. Bu benim 8. ilçem. Anadolu'nun doğusunda, güneydoğusunda, Karadeniz'de çalıştım. Ege'de çalıştım. Marmara'da çalışıyorum. Bildiğim, gördüğüm bir şey var. Halkımız her seçimde gerekeni yapıyor. Bu ama genel seçimde ama yerel seçimde. İnanın o bizim halkımızın eğer hala oy kullanma kapasitesini, düşünce kapasitesini veya olayları yorumlayıp buna göre tavır alma reaksiyonunu küçümseyen varsa yanılıyordur. Evet. Mahalle seçimlerde de bu böyle. Bunu da göreceğiz zaten. Gerçekten de mahallesi için yeterli çalışmayı göstermeyen muhtarlarımız herhalde sandıkta seçilemeyecektir. Karşısında başka bir aday çıkacaktır. Ona halk teveccüh gösterecektir. Ama mahallesi için çalışan, didinen, direnen, koşturan, en azından vatandaşa tebessümlü, güler yüzüyle bakan muhtarlarımız tekrar seçilecektir. O yüzden ben 102 muhtarımın içerisinden şu muhtarlarım iyidir, bu muhtarlarım kötüdür, şunlar daha başarılıdır deme şansım yok. Peki söyle orada bak. Mesela şu hareketler beni memnun eder, şunlar etmez tarzında bir ikaz bakın, olabilir şimdi, mi? Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ben 102 muhtarımla yaptığım ilk toplantıda cep telefonumu verdim. Evet. Hepsi benim cep telefonumu kayıtlı olarak aldılar. Onlara söylediğim husus şuydu. Vatandaşımızın, beldenizin, mahallenizin bir ihtiyacı olduğunda 7/24 açıktır. Bu telefonlar kapanmıyor. Kapansın diye bize verilmiyor. Ha, bazen şarjı bitti oluyor, o kadar. Evet. Ha, o zamandan bu zamana inanın muhtarlarımın olmayacak bir iş için beni aradığına şahit olmadım. Bizler bu son büyükşehir yasasından sonra, köyler ortadan kalktıktan, özel idareler ortadan kalktıktan sonra muhtarlarımıza pek fazla bir maddi anlamda desteğimiz olmuyor. Çünkü bütçemiz yok. Eskiden biliyorsunuz her ilçede köylere hizmet götürme birliği vardı, tüzel kişiliği vardı. Muhtarlar genel kurulunu oluşturuyordu. Kendi işlerinden bir encümen seçiyorlardı. Evet. Biz de o encümenin yönetim kurulu diyoruz ona, onun başkanı olarak A köyünün yolu, A köyünün içme suyu, B köyünün camisi, okulu diyerek bütçemizden para ayırıp o işleri yapabiliyorduk. Şu anda bu tamamen bitmiş durumda. Dolayısıyla mahalle statüsünde olduğu için hepsi belediyelerden bu hizmetleri almak durumunda. Bütün muhtarlarım da bu konuda çok titiz davranıyorlar. Belediye ile ilişkilerini iyi tutuyorlar. Özellikle de belirtmek isterim, İzmit Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarının yanında çok güzel hizmetler veriyor. Köy konakları yapıyor, işte çeşmeleri onarıyor, semt sahaları, çocuk parkları yapıyor. Altyapı ile ilgili sıkıntıları zaten İSU gideriyor. Yollar biliyorsunuz 14.5 metrenin genişlik olarak üstünde olanlar büyükşehir.
altındakiler İzmit Belediyesi tarafından yapılıp onarılıyor, asfalt hale getiriliyor. Şu anda mahalli idarelerle tamamen kendi içinde çalışıyor. Biz aracılık vasfını gidiyoruz. Biliyorsunuz öncesinde kaymakam 5442 sayılı İl İdare Kanunu'na göre her sene köylerinin en az yarısını ziyaret etmek zorundaydı. Biz şimdi ne yapıyoruz? Yarısını değil, tamam, bütün mahallelerin tamamını her sene en az bir kere ziyaret ediyoruz. Ha, bu ziyaret belki 102 mahalleye adım atmak şeklinde olmuyor. 3-5 mahallenin bir arada bulunduğu merkez bir mahalleyi seçip muhtarlarını, azalarını ve vatandaşlarını toplayıp yerinde şikayetleri, istekleri, talepleri dinliyoruz. Onların taleplerini anında, tabii buraya giderken de kurum müdürleriyle gidiyoruz. Kaymakamlığıma bağlı kurum müdürlerime ve sağ olsun biz İzmit Belediyesi'nden de belediye başkan yardımcımız, başkan vekilimiz İbrahim Bey geliyor. Anında orada cevap verilebilecek konulara cevap veriyoruz. Çözüm üretebilmek için gerekli görüşmeleri yapıyoruz ama bütün toplantılar bir tutanak haline getiriliyor. Bizi aşan konular, valiliği ilgilendiren konu varsa valiliğe, büyükşehiri ilgilendiren konu varsa büyükşehire, artı orada dile getirilmiş dahi olsa benim ilçe milli eğitim müdürüm, örnek veriyorum, cevap verecekse resmi anlamda yine ona yazıyoruz. Her muhtarımıza da yazılı cevabı iletiliyor. Ayrıca sayın valilerimiz biliyorsunuz her sene muhtarlarla toplantı yapıyor. O toplantılarda ilçe yöneticileri, il yöneticileri, il müdürleri de oluyor. Bütün muhtarlarımız sorunlarını dile getiriyor. Hem yerinde anında cevap veriliyor, hem de yazıya dökülerek yazılı olarak cevap veriliyor kendilerine. Dolayısıyla muhtarlarımıza şu anda ilgi alaka çok fazla. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da muhtarları zaman zaman külliyede topluyor ve onlara önemini vurguluyor. Onlara değerlerini hatırlatıyor. Şunun yapılması gerekir mi diye düşünebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Evet, muhtarlarımız değerli, bizim için değerli. Halkın seçtiği direkt en altta olan seçilmiş kişiler olarak, tabana en yakın seçilmiş kişiler olarak değerli. Ama bu değerleriyle orantılı olarak yetkileri var mı? Asıl sorulması gereken konu belki de bu. Şu olabilir mi? İşte belli sayıdaki muhtarlarımızın nüfusa göre bir oranlama yapılarak kendi aralarından seçimle doğrudan belediye meclis üyeliğine geçişleri. Nasıl olsa seçilmiş. Tabii, yani şimdi atıyorum önümüzdeki Mart'ta seçimlerden sonra 102 muhtarımızdan, hani yasa değişikliği olabilir mi bilmiyorum. Bizim İzmit Belediyesi de 37-38 mi meclis üyesi sayısını bilmiyorum. Kanun değişip de nüfusa oranla o ilçedeki muhtar sayısının işte belli bir oranı, %5'i olabilir, denilebilir, evet, %3'ü denilebilir. Ama bazı yerlerde hiç muhtar yok. Köyler, gerçi şu anda büyük şehirlerde mahalle var. En az da 2 olmak üzere veya en az 5 muhtar denilerek veya 3 muhtar denilerek belediye meclisinde muhtarlar da kendilerini temsil ettirirler. Çok da isabet olur. Ha, orada da parti mülazası dışında, hani çünkü biliyorsunuz belediyelerde neler var? Parti grupları var. Parti mülazası dışında da muhtarlara böyle bir hak verilebilir mi? Veya siyasetle beraber muhtarlık örtüştürülüp muhtar üye olarak oraya gidebilir mi? Bir düzenleme yapılması lazım. Neden? Özellikle büyük şehirlerde şu anda az önce söylediğim gibi bütün yerel sorunları, mahalle sorunlarını belediyeler ve büyükşehir belediyeleri çözüyor. Sorumluluk onların, görev onların. Dolayısıyla o karar mercilerinin içerisinde, genel belediye meclislerinin içerisinde direkt olarak hizmeti alan vatandaşların seçtikleri kişiler gibi mahalli idarelerin en alt biriminin de kendi içinde seçeceği temsilciler olabilir mi diye bir formül daha geliştirilebilir. Çalışmaları olabilir. Düşünülmesi de gerekir diye ben kafamdan geçiriyorum açıkçası. Uyuşturucu konusu yerel bazda ve böyle bir harita var. O haritaya baktığım zaman çok ciddi manada kullanım yaşının çok ciddi manalarda aşağıya düştüğü yönünde duyumlar alır. Konuda çok şimdi muhtarlarımız, onu söyleyeceğim. Ben gece saat 2'ydi, telefonum çaldı. Beni aradılar. Dediler filancı yerde bonzai içiyorlar. Ben de gittim. Biraz gözüm karadır bazı işlerde. Aman dikkat edin. Gittik orada. Yani gittim. Hiç beğenmedim manzarayı. Hakikaten biz gittiğimizde işlem bitmişti. Hemen
zaptırap yaptık. Gelin dedim bakayım buraya. Bir tanesi evli, 3-4 yıllık evli, bir tane çocuğu var. Dedim nerede çalışıyorsun? Ben dedi Kartepe'de bir fabrikada çalışıyorum. Dedim numaranı ver, aldım. Şimdi ben dedim sana bak, kalleş bir adam olsak, senin ismini, cismini, biz dedim senin resmini de çektik orada. Bunu yayınladığım zaman hele hele fabrika otomatikman arayacak. Bizi aradığında bana dedim söz vereceksin. Bu işi bir daha kullandığını duyarsam seni dedim çok farklı işler olur. Yani muhtarlarla da görüştük orada. Muhtarlar bu konuda ciddi manada bazı caydırıcı önlemlerin yapıldığını söylüyorlar. Fakat daha sık yapılması arzu ediyorlar. Ya uygulamaların yapılması yönünde. Yani böyle bir konu karşısında sizin muhtarlara neler söyleyebilirsiniz? Yani benim bu konuda böyle bir hassas olduğunuzu da biliyorum da. Yani olumsuz bir neticede biz gereğini bilgilendirilmesi yönünde rahatlıkla zaten bunları söylüyorsunuz siz toplantılarda, biz takip ediyoruz. Yani üzücü şeyler. Ben üzülüyorum. Şüphesiz yani. Yani otelasyonun oradaydık biz bir akşam. Oradan genç bir çocuk geliyordu. Gelirken pat diye yere düştü yani. Şaşırdım yani. Yani o yere düşmesini zaten korktum bir de yani. Koskoca fidan gibi çocuk neymiş? İçeride bonzai içmiş. Biz onu hastaneye zor yetiştirdik. Yani bu bir de kentin içinde olması, ben çok rahatsız oluyorum. Bu konuyla ilgili zaten gereken desteği veriyoruz. Bir de Doğu Kış'ta da bazı orada derneklerin biraz sıklığı var. Orada arkadaşlar farklı işlerin pazarlandığı yönünde. Yani pazarlama derken uyuşturucu yönündeki insanların eskiden daha çoktu. Şimdi son iki yıldan bu tarafa yok denecek kadar az ama bazı yerleri daha sık. Bir de okul etrafı şimdi. Okullar da açıldı. Okulların etrafında hele hele İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları ben takdirle karşılıyorum. Sizin de bu konuyla ilgili böyle kısa bir önerilerinizi almak istiyorum. Şimdi Selçuk Bey, öncelikle bağımlılık konusunda yönelttiğiniz soru için teşekkür edeyim. Bağımlılıkla mücadele konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın kolektif bir hareketi var. Tüm ülkeye yayılmış durumda. Bizler her ilçede bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurullarını kurduk. 5 tane bu koordinasyon kurulunun altında teknik kurullarımız var. Hepsinde de bizler başkanlık ediyoruz. Aynı şekilde Sayın Valimizin başkanlığında bağımlılıkla mücadele il kurulları var. İl koordinasyon kurulu var ve yine valiliğimizde bu 5 tane teknik kurul var. Bunlar düzenli olarak alan çalışmalarını yapıyorlar. Alan çalışmalarının sonucunda hazırladıkları raporları da üst kurullara sunuyorlar ve düzenli olarak da istişarede bulunuyorlar. Evet, maalesef kanayan bir yara uyuşturucuyla ilgili, kullanımının artmasıyla ilgili veya yaygınlaşmasıyla ilgili. Rakamlara bazen baktığımız zaman, ben özellikle ilçe istatistiklerime baktığımda son 3 yıldır, 2 yıldır özellikle uyuşturucu bulunduran, uyuşturucu taşıyan veya uyuşturucu kullanan kişi sayısında bir artış görüyoruz. Uyuşturucu satıcılarının yakalanması konusunda da bir artış görüyoruz. Aslında bu yaranın gittikçe kanadığının, açıldığının görülmesiyle beraber bizim etkin mücadelemizin sonucu ortaya çıkıyor. Yani öncesinde bu kişiler yine uyuşturucu kullanıyorlardı aslında ama bu kadar sıkı mücadele edilmiyordu. Bu kadar fazla üstüne düşülmüyordu belki. Yani son dediğiniz gibi 2 yıldır, 3 yıldır bunun üstüne çok düşülüyor. Muhtarlarımız bu konuda çok duyarlılar. Bizzat bana geliyorlar, adres veriyorlar. Vatandaşların şikayetlerini bize iletiyorlar. Hatta polisle işbirliği yapıyorlar ki görevleridir zaten vatandaşların, evet, kanayan yarası olduğu için bu. İşbirliği yaparak nokta yerler gösteriyorlar ve bize bu konuda yardımcı oluyorlar, yol gösteriyorlar. Bu son 2 yıldır alınan, kat edilen başarı yolunda muhtarlarımızın da bize de katkısı çok fazla. Biz onlardan sürekli bu konuda yardım alıyoruz. Tabii uyuşturucunun kullanımının yaygınlaşması veya bizim ele geçirdiğimiz oranların artmasının
Altında yatan sebeplere de bakıyoruz. Nedir, ne değildir diye. İşte muhtarlarımız eğer gerçekten sorunlu bir aile tespit etmişse bize bildiriyor. Biz sosyal hizmetler vasıtasıyla o aileye psikoloğunu, sosyoloğunu, pedagogunu yolluyoruz. Maddi imkansızlıkları varsa, aile içinde bir bunalım varsa, onun bir yansıması ise uyuşturucu kullanımı, sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarımızı devreye sokuyoruz ki ilçemizde de bu şekilde yürüyor. Yani dolayısıyla bağımlılıkla ilgili olarak muhtarlarımız çok duyarlılar ve bizi de harekete geçiriyorlar. Son zamanlarda dediğim gibi bu mevzuat değişikliğiyle ilgili olumlu olan düzenlemeler de bizim elimizi güçlendiriyor. Sadece bizim bir sıkıntımız var. Muhtarlarımızla da bunu da paylaşıyoruz. Muhtarlarımız da bize iletiyor. Mevzuatımızda uyuşturucu kullananın hani hapis cezası alması gibi bir durum yok. Hele ilk sefer yakalanmışsa bunun işte belli bir tedavi süreci, o tedavi sürecinde 3-4 ay süren, belki 1 yıl süren neyse boyunca da denetimli serbestliği var. Yani 5 yıl denetimli serbestlik veriyor. 5 yıl ceza almışsa. O süre içerisinde bizim mevzuatımıza göre ikinci kez uyuşturucu kullandığı tespit edilirse ancak birinci suçtan ceza alıyor. O cezası aktif hale geliyor. Hmm. Yani bir nevi sanki kanun şöyle diyor: yakalanma, yakalanırsan ben sana ceza veririm. Kanunda boşluk. Yani vatandaşın Avrupa yasalarıyla norm yasaları gibi sanki. İnanın çok kıyaslayamadım. Onu evet. Dediğim gibi o ceza hukukçularının işidir de, ama ben şunu biliyorum: vatandaş dertli. Vatandaş şunu söylüyor, uyuşturucu kullandığını bildiğimiz arkadaşımız bir kapıdan giriyor, öteki kapıdan çıkıyor ve kullanmaya devam ediyor diyor. Ondan sonra çocuklarımızı sokağa salamaz olduk diyor. Yani biz de bu dertleri yazılı bir şekilde alıyoruz ve çözüm önerilerimizle, kendimize göre ürettiğimiz çözüm önerilerimizle bir yere kadar iletiyoruz. Yani bu sadece polisiye tedbirlerle olacak bir olay değildir. Polisiye tedbir demek olayın bir aşamaya geldikten sonra önlenmesiyle ilgilidir. Ama bu bir eğitim sorunudur. Temelde eğitimle ilgili bir şeydir. Aile eğitimi, birey eğitimi, mahalle eğitimiyle ilgili bir çalışma gerektirir. Bunlar da artık verilmeye başlandı. Bunun için biz bir yol kat eder olduk. Dolayısıyla muhtarlarımız bu konuda bizlere baya baya bir katkı sağlıyorlar. İnşallah da tamamen bu meret, bağımlılık devam edecek. İnşallah devam edecek. Şimdi efendim öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğunluğunuzun içerisinde bizlere vakit ayırdınız. Son söz olarak öncelikle İzmit halkına ve muhtarlarımıza mesajlarınızı alalım, programımızı kapatalım. Çok teşekkür ediyorum ilginize, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum hani bu imkanı bizlere sağladığınız için. Buradan sizler vasıtasıyla öncelikle muhtarlarımıza, sonra da vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz husus şudur: muhtarlarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, seçimlerden sonra da, ama yeni muhtarlarımız, ama şu anda devam eden ve devam edecek olan muhtarlarımız temel önceliği olarak vatandaşı koyacaklar. Vatandaşa hizmet odaklı çalışmayı. Hani bu yeni bir söylem değildir. Halka hizmet, hakkı hizmettir olayı. Evet. Belki bizim literatürümüze Türkiye'de yeni girmiştir ama biz idareciler bunu idareci olduğumuz günün başından itibaren söyleyen insanlarız. Şu mantıkla çalışmalarını isterim ben onların. Muhtarlarımızın. Görev süreleri bir dönem, iki dönem, üç dönem olabilir. Ne kadar olursa olsun onlara belki verilmiş bir tek görev vardır Allah tarafından. O seçim esnası, seçim süreci boyunca, dönemi boyunca A kulunun şu işini görmek üzere. Belki bir belge verecek. Belki onun o eğitimine yardımcı olmak için tutacak kolundan bize getirecek. O işin ne olduğunu bilse, o 5 yıllık süre zarfında, seçilme süresi zarfında ve Allah tarafından o görevin nasıl verildiğini bilse, herhalde o görevi çok özenle yapar. Çünkü bilir ki o ötekiler teferruat, o önemli olandır. Her görevi o görev bilsinler. Her görevi o özel görev olarak addetsinler. Herkese aynı hassasiyetle yanaşsınlar. Bugüne kadar bu hassasiyeti gördük. Bundan sonra da görmeyi diliyorum. Vatandaşlarımıza da en başta söylediğim olayı tekrar etmek istiyorum. Emaneti ehline versinler. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, ilk programımızı İzmit Kaymakamımız Ersin Emiroğlu ile tamamladık. Dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu muhtarlarımız konusunda İzmit artı Kocaeli'ndeki 12 ilçemizden muhtarlarımızı halkımızda bütünleştirme çabamız devam edecek.
Hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyorum. Saygılar.